Yani bir zloty 6 lira 20 kuruşsa bu da 100 zloty 620 lira. 200 zloty. Büyük para birimlerinden bir tanesi herhalde. Ülkeye girmeniz için Schengen vizesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nde ama euro kullanmıyor. Kendi para birimleri var. Polonya'da asgari ücret 3500 zloty bir para yapıyor. Binanın araya bak ya. Şuraya bak. Havada kapalı şansımıza. Yağmur gösteriyor ya. Hatta hafif çiseliyor, atıyor. Bir video öncenin sonunda bu hosteli göstermiştim ama şimdi size yine göstereyim. Biz burada kalıyoruz Polonya'da, Varşova'da. Bir hostel burası. Şöyle iki tane yatak var. Alt üstü yatak var. Bir vantilatör var. Bir tane şöyle dolap var. Buzdolabı yok ama tabii de. Mutfağını da göstereceğim şimdi size. Böyle bir oda. Varşova'nın tam merkezinde böyle. Çok merkeze çok yakın. 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Burası gerçekten eski bir Sovyet binası yani. O kadar böyle için göstereceğim eğer şurası açıksa. Bak şurası hostelin salonu. Bu kısmı da ortak mutfak kısmı. Şöyle göstereyim mutfağını. Eğer hosteller böyle paylaşımlı odalar olur genelde. Ya da böyle iki kişilik odalar olur ama banyosu, tuvaleti ortak olur. Eşyalarınız varsa mutfak eşyalarını dolaba koyabiliyorsunuz şuraya. Burası da şöyle göstereyim size. Kapıya bakıyor. Bak bir bina gibi burası ama aslında bir bina. Oo, yağmur hızlanmış ya. Şöyle komple. Bak ben buradayım ya şu an. Bizim hostel de şurada bir yerde. Ya bizim oda şurada bir yerde. Binanın içinden binaya giriş var. Böyle bir yer yapmışlar. Böyle bir yeri hostel yapmışlar. Bir de bir asansörümüz var, anlatamam size. O kadar eski, o kadar eski. Yani şimdi gelince göreceksiniz. Aklımız gidiyor her binmemizde yani. Her binmemizde. Günaydın bu arada. Günaydın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Nerede yok? İyi gidiyor. Kongre geldik. Çalışmaya geldin. Evet. Biraz uğrayacağız. İş vakti. Uğrayacağız biraz. Kapıyı böyle çevirerek açıyorsunuz. Şu an yağmur da yağıyor. Bir korkmadım değil yani. Bu arada günaydın Allah. Bastığınız gibi aşağı çöküyor. Şöyle. Bunları kapatıyorsunuz. Sıfır bire niye basıyorsun? Panik yaptı ya. Buraya biz gece geldik ya. Gece gelince böyle çok yorgunluk falan, böyle algı malgı her şey dağıldı. Şu kafamın üstünde şurada ayna var. Ama o kadar yakın ki. O kadar yakın ki anlatamam. Ha, şurası ayna bak. Yani elimi böyle tam kaldırmadan Allah. Bir yukarı baktım ilk gece geldik. Bavullar burada falan, böyle karışık burası. Yukarı bir baktım, aklım çıktı. Size anlatamam. Bak şimdi. Kapıda böyle bastırarak açılıyor. Şöyle çıktı. Gerçekten çok eski. Yüksek ihtimal Sovyet döneminden kalma bir bina burası. 5. katını hostel yapmış. Adı da bu. Hostel Livovska 11 diye. Şöyle bir yani yerde, tam merkezde. Duygu'nun çalıştığı üniversiteye, yani konferansa katılacağı üniversiteye yürüme 3 dakika falan sürüyor. Gecelik fiyatı da herhalde 30 dolar falandı. Paylaşımlı banyosu, tuvaleti var. Odada sadece 2 tane yatak var gösterdiğim gibi. 30-32 dolar arası bir gecelik fiyatı var. Polonya'da, Varşova'da bilginiz olsun. Şimdi yağmur yağıyor bayağı. Biz hızlanmış 2 saat %40 civarında bir yağmur gösteriyor. Yani bir kahvaltı yapmaya çıkalım dedik. Bir şehri gezelim dedik ama bakalım ne yapabileceğiz yani. Çok ses var ama şimdi bir tane bir kahvaltıcı yok. Kahvaltı değil, bir kafeye oturduk. Orada omlet falan var. Onları göstereceğim. Polonya'daki fiyatlardan bahsedeceğim ben size biraz. Bu videoda fiyatlar ve hava biraz dinerse gezilecek lokasyonlardan falan getirmeye çalışacağım size. Umarım yağmur biraz azalır. Fiyatları çıktığımızda bahsedeceğim ben size. Ben şöyle bir omlet aldım. Yanında ufak bir tereyağı var. Şöyle bir ekmek var. Duygu da bildiğiniz menemen ama burada şakşuka diyorlar. Yani domates var, yumurta var. Bir de şu biber herhalde. Biber var, ekmek var. Bu da ya kişniş ya maydanoz. Tam olarak bilmiyoruz.
Şakşukaymış bunun adı burada. Ama menemen gibi yumurtayı kırmış. Şu domates değil mi o? Domates, evet, bildiğimiz domates. Sonra biraz daha farklı pişirmişler sadece. İki tane de şöyle çay aldık. Fiyatlardan en son çıkınca bahsedeceğim. Çok ses var. Dışarıda daha rahat konuşuyoruz çünkü. Kişniş de şey yap. Ya bu kişniş bizim Türkiye'de ya çok kullanılmıyor ya. Maydanoza birebir benziyor ama tatları inanılmaz farklı. Biz de kişniş yiyemiyoruz yani. Alışık değil. Azerbaycan ve İran'da da çok var. Gürcistan'da da çok var. Kişniş mi? Direkt tabağın kenarına alalım o zaman. Kahvaltıyı yaptık. Güzel bir karnımızı doyurduk sabah sabah. Önemli kahvaltı öğünü biliyorsunuz. Kahvaltı yapmadan enerjik başlayamazsınız güne. İki, bir omlet, bir şakşuka dedikleri ama menemen. İki de çay vardı. Fiyatını söylüyorum size. Tam Varşova'da merkezde $20 bir fiyatı vardı. Bunların para birimine vurduğunuzda, bunların bu arada Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen ülkeye girmeniz için Schengen vizesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nde ama Euro kullanmıyor. Kendi para birimleri var. Zloty. Polonya zlotisi. Videoya geçmeden önce Polonya'da asgari ücret benim baktığımda araştırmalara göre 3500 zloty bir para yapıyor. Ama asgari ücret sayısına çalışan sayısı çok mu değil mi bilmiyorum. Yani az mı çok mu çok bir fikrim yok. Ortalama maaş burada 4000-5000 Polonya zlotisi. Ben direkt burada yani bir ortalama maaşı 4500 zloty olarak hesapladım, tamam mı? Burada çevirdiğimde yaklaşık 1000 euro. TL'ye vurduğunuzda da işte 28-29 bin lira arası gibi bir para yapıyor. Kur tabii şu an sonbahar ayı. 2023 ayının sonbahar aylarının kuru. Bu siz geleceğinizde değişiklik gösterir mi göstermez mi bilmiyorum. Harcadıklarınızı ona göre şey yapabilirsiniz. Yani burada ortalama maaş 4500 zloty. Dışarıda 2 kişi bir kahvaltı yaptık. 90 para birimi verdik gibi düşünün. Kaldı 4400. Kabaca bir hesap yapabilirsiniz böyle. Her yerde kart kullanılıyor. Her yerde kart geçiyor. Azıcık bir biz 3. günümüz mü akşamla beraber? Bugün 3. günümüz burada. Biraz bir para bozulmuştuk. Çok az bir para kaldı. Bu 20 zloty. Ya bunların 20 zlotisi buymuş. Ya bunu 1 zloty 6 lira 20 kuruş, tamam mı? Öyle hesaplayın. Yani 10 zloty 62 lira yapıyor. 100 zloty 620 lira yapıyor. Bu 20 zloty kaç? 125 lira falan şu. Bu da 50 zloty. Yüzlükleri de 200'lükleri de vardı ama onları harcadık. Ama biz birçok noktada kart kullandık. Kart geçiyor. Genelde sanki öyle öneriyorlar. Kart kullanabilirsiniz diyorlar. Evet. Bozdurmanıza da gerek yok aslında. Çok düşük bir para bozdurup karşıdan geçelim ya. Biraz çalışma var herhalde. Çok düşük bir para bozdurup herhangi bir şey diye her yerde kart geçiyor. Her yerde kart kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamazsınız kredi kartı kullanımında. Biz buraya Duygu'nun konferansı için geldik. Tabii Duygu biraz şu an üşüyor gibi. Sarılmış böyle, kendi kollarını sarmış. Duygu'nun konferansı için buradayız. Yani bizim aslında Avrupa'ya gelme amacımız tamamıyla Polonya'ydı. Hafta sonlarında birleştirerek bir iki gün daha işte Berlin yaptık. Berlin'den de Viyana'ya gideceğiz. Buraya geldik Varşova'ya. Varşova'dan da Viyana'ya gideceğiz. Yani öyle çok video çekemeyeceğim buralardan. Yoksa buraların çok gezilecek yerleri var. Çok farklı yerleri var ama çok böyle biraz iş odaklı bir seyahat olduğu için bu. En azından gelmişken size de göstermek, tanıtmak istedim. Ufak da olsa bilgi vermek istedim. Çünkü Polonya bizim Türkiye'de öğrencilerimizin Erasmus yaptığı en kalabalık, en yoğun ülkelerinden bir tanesi Polonya. Böyle daha doğru oldu. Ya Polonya'ya bizim öğrencilerimiz çok geliyor. Turistik amaçta gelenler var. Varşova biraz daha müzelerle dolu bir şehir. Ben dün gezdim, eski Old Town tarafına falan da gittim. Size göstereceğim bugün burayı. Güzel bir şehir. Her yerde parkların olduğu, her yerde böyle ağaçların olduğu, temiz sokakların olduğu, kurallara uyulduğu bir şehir. Böyle güzel güzel ağaçlar sonbahar havasını almaya başlamış iyice. Böyle sararmaya başlamış. Hatta bazıları böyle dökülmüş etmiş. İşte her yer yeşillik olunca bazı bölgelerin kışları güzel olabiliyor böyle. Hele ki kar yağdığında da çok güzel olabiliyor ama Polonya çok soğuk oluyordur. Buradaki arkadaşlar yazarsa daha sağlıklı olur. Bu arada benim demin verdiğim bu maaş bilgili 2-3 kaynakta okuduğum bilgi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama asgari ücretin 3500 lira olduğunu öğrendim. Yani burada yaşayan arkadaşlar abi bu böyle böyle de seçenekler var, böyle böyle de para kazanıyorlar derlerse sevinirim. Yani yorumlarda yazarlarsa biz hep beraber bilgilenmiş oluruz. İkinci Dünya Savaşı'nda en yoğun yaşayan ülkelerden bir tanesi Polonya burada. Yani o dönemlerde İkinci Dünya Almanya Nazisi tarafından işgal edilen bir ülkedeyiz şu anda. Rusya ve Almanya Nazisi tarafından toprakları ülkenin bölüşülüyor. Hatta bu toplama kamplarının en büyüğü Polonya'da. Çok gitmek istiyordum oraya ama ne yazık ki vaktimiz olmadığı için gidemeyeceğim. Belki ilerleyen senelerde geldiğimde çok daha detaylı bir Polonya gezisi yaparız. Çok fazla Yahudinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 3 milyon insanın hayatını kaybettiği bir dönemden bahsediyorum. Bir ülkeden bahsediyorum. Polonya, yani bu gördüğümüz yerler, ülke aslında o dönemlerde bayağı bir yerle bir olmuş. Yıkılmış, çok perişan haldeymiş. Ama biz dönem dönem bir süre sonra işte yavaş yavaş toplamış ve Avrupa'nın en
gözde en böyle öğrenci çeken güzel noktalarından birisi olmuş. Almanya'ya göre daha ucuz. Yani euro geçmiyor zaten. Zloty para birimi demiştim. Daha ucuz, daha iyi fiyatlar. Biz bu kahvaltıyı Berlin'de yapsak 40 eurosu vardı. Burada 20 euro. Yarı yarıya bence vardı. Çünkü ilk günkü kahvaltıdan yola çıkıyorum. Böyle bir mekanda, böyle bir kafede. Ama bence aynısı olurdu ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Kesinlikle ama Berlin'den daha ucuz. Bir tık daha ucuz yani. Ha tabii ki değil. Avrupa ülkesi ne kadar ucuz olmasını bekleyebiliriz ki? Çünkü bir anda 1 euroyu bir çarpıyoruz, fiyat çıkıyor yani. 5 euroyu bir çarpıyoruz, fiyat yükseliyor ne yazık ki. Ama kesinlikle Berlin'den bir tık daha ucuz. Ben çünkü 3 gündür geziyorum. Net olarak söyleyebilirim, Almanya'dan daha ucuz yani. Böyle son model gri arabalar da var. Çok gördüm böyle spor araba, biliyor musun ya? Bayağı gördüm. Şu bina Varşova'daki kültür binası. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Çok güzel görünüyor. Bakmayın hava kapalı. Yani dün çok daha güzel, gün batarken, güneş varken oraya gidip onun içine girebilirsek içini göstereceğim size şimdi. Böyle tramvay da geçiyor şehirden. Tam şehrin çoğu noktasında böyle tramvay var. Gidip gelebiliyorsunuz. Çok güzel bisiklet yolu olması ya. Her yerde. Her yerde, yol kenarlarında, ana yolda, her yerde bisiklet yolu var ya. Yani bu da ülkeler ya bunlar. Yani şeyde yokuş yok, yok, şey yok. Evet ama çok böyle güzel. Böyle avantajını yaşıyorlar bence hepsi. Bir de insanı bence bisiklet sürmeye de teşvik ediyor böyle yollar. Yolu var, trafik derdin yok, bir şey yok. Burada o kadar sürmüyorlar, fark etmişsiniz. Çok yok ama gene var. Berlin'de biraz daha fazlaydı. Dediğin gibi Hollanda daha da fazla herhalde. Hollanda başka zaten. Bisikletler şehri. Evet. Sovyetler döneminde yapılıyor burası. İçerisinde tiyatro salonları var, sergi alanları var, fuar alanları var. Şimdi içine girebilirsek gideceğim dediğim gibi göstereceğim size. Polonya'nın... Üniversite varmış içinde. Üniversite varmış bunun içinde. Ya da workshop, konferans falan. Bölümü var. Konferans olabilir, evet. Farklı farklı. Hepsi varmış. Öyle büyük bir alanmış burası. Bakalım. En üstüne de sanırım çıkabiliyorsunuz. Seyir terası gibi bir şey var ama bilmiyorum çıkar mıyız. Herhalde çıkmayız ya. Şöyle göstereyim. Sovyetler döneminde yapılıyor bu bina. Polonya'daki en yüksek bina, Avrupa'nın da en yüksek 8. binası. Bu güzel bina. Çok güzel duruyor ama yapısal olarak gerçekten çok, çok güzel duruyor. Olabilir. Belki videodan yeterince anlaşılmıyor olabilir ama insan görünce ihtişamlı şey yapıyor ya, etkileyici. Belki orada büyüklüğü ya da böyle ne bileyim yapısı çok dikkat çekmiyor olabilir. Çünkü videoda öyle farklı olmuyor ya. Güzel. Tabii bir de şimdi hava kapalı ya, hava kapalı olduğu için biraz daha şey görünüyor ama ben dün gezdiğim görüntüleri de yani video geçişlerinde koyuyorum, güneşli hallerini siz görürsünüz. Güzel yer ya, anlayacağınız. Kültür Sarayı'nın hemen yanında da ana tren garı var. Varşova'nın ana tren garı burası. Biz ama bir tane daha var. Biz geldiğimizde Gdansk'dan gelmiştik. Belki bir tane daha olabilir, bilmiyorum. Ya biz buradan mesela bu tren garından Viyana'ya tren bileti aldık. 7,5 saate direkt aktarmasız Avusturya'ya gidebileceğiz buradan. Berlin'den de buraya direkt gelmiştik. O da 5 saat falan sürmüştü. Yani bu noktalardan bayağı Avrupa'nın çoğu ülkesine aktarmalı da olsa gidersiniz. Tren Avrupa'da çok yaygınmış ya. Onu da fark ettim. Her yerden her yere trenle ulaşım var. Çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Girişi buradansa gireceğiz. Bakalım açık mı? 102'le. Şu aşağıda. Müzeye gireceğiz ama eşyalarımızı dolaba koymamızı istediler. Eşyalarınızı, sırt çantanız falan varsa dolaba koymanızı istiyorlar. Şöyle bir anahtar veriyorlar size. Bugün günlerden salı. Salı günü girişin ücretsiz olduğu yazıyordu. Ücret almadılar. Ücretsiz bir şekilde müzeye girdik direkt. Baksanıza müzeye ta insanlığın bulunduğu dönemden başlıyor. Bak şurada bir geyik avlamışlar. Sonra ateşin bulunduğu yere kadar geliyoruz. Şöyle. İlk insanlıktan günümüze kadar herhalde baksana. Şöyle. 11 bin yıl önce. Göbeklitepe 12 bin yıl önce babacığım. Tarihin sıfır noktası Şanlıurfa. Yıldız, güneş, ay. Astronomi var ya, o dönemden bu döneme gelmiş yani. Astronomi her yerde varmış yani. Dünya tarihinin gelişinden mi? Zeus abimiz. İşte kıtaların keşfi. Dünyamızı anlatmış ya. Sıfırdan bu noktasına kadar herhalde böyle gitmiş. Teleskopun keşfi. Evet. Şurada ilk teleskop keşfi. Güzel bir müzeymiş. İlginç bir müzeymiş. Burada bisikleti var. Bisikleti. Alt geçit mi? Metro mu? Londra'da mı yapılmış ilk metro? Metro değil aslında. Tünel gibi bir şey mi? Evet. Tünel. İlk tünel. 1863 Londra. Evet. Yeraltı şeyi. Köprü gibi diyor aslında. Tünel, evet. Ulan ne parlıyormuş ya. Ben de gösteriyorum.
Bak burada da göstermiş. İlk tünel. 1863 Londra. Yeraltı tüneli gibi. Evet, yer altında ulaşım. Metro gibi bir şey herhalde. Onun şeyini metro söylüyor. Metro bitiremişti. Evet. Müzenin ilk kısmı böyleymiş anlayacağınız arkadaşlar. Hatta bak burada çok eski. Bak motorun eskiliğine bak. Şurada baksana şuna. 1880 yılında yazıyor hemen şu sol tarafında. Baksanıza. Bicycle dediği. Şuysa eğer 1890 yılından. Güzel bir müzeymiş. Yani çok detaylı her şeyini göstermeyeyim size. Gelirseniz ziyaret edin burayı. O kültür sarayının içinde hemen. Salı gününün ücretsiz olması da ayrı bir güzellik katıyor bence olaya. Şansımıza da salıya denk geldik. Uçak ha. Genellikle ilk keşfedilen şeyleri göstermişler, sergilemişler hep. Birçok uçağından ilk yürüyen merdivenine, işte yeraltı geçirdiğinden, işte yazıcısına, bisikletinden bilgisayarına. İlk keşfedilen şeyleri sergilemişler hep müzede. Seyir teras falan da var. İçeri girerseniz biz sadece herhalde belirli noktalarda şu an konferanslar var. Herhalde her yere giriş yok gibi. Çünkü diğer kapıdan bir insanlar girmeye çalıştı. Biz oraya doğru gidiyorduk. İttiler, kapı açılmadı. Bir yazı yazıyordu bir yerde. Gezdiğim bu Sovyet döneminden kalma ülkelerin birçoğunda hep şehir merkezlerinde her ne kadar binalar da olsa her yerde bir park var. Yani bir park yapılmış. Hep bir park, 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 yeşillik, ağaç görebiliyorsunuz yani. Bu Özbekistan'da da, Kırgızistan'da da, Gürcü'de de, Azerbaycan'da da hep gördüm. Polonya'da da öyleymiş. Gerçekten her yerde park var. İçeriden bilet satılıyor olması lazım. Bilet alacağız. Bin buradan. Bak şurada. Orada bilet satılıyor. Böyle tramvayların ve otobüslerin. Şu ne diyor acaba? İngilizce yap bakalım. Bu alttaki daha ucuz. 75 dakika geçerli diyor. Single sanırım. Diyor. 1000 işlemi. 111 dediği yer. Standardı 4.40. 75 dakikalık. Bu da 75 dakika ama. Ha, bunda farklı pardon. Bir şey var. Ha, bu indirimli fiyatıymış. Biz indirimli olamaz. Biz indirimli olmuyoruz. Ne oluyormuş? Böyle seçiyorsunuz. Basıyorsun ona. Yes diyorsun. Yes diyorsun. Kartı okutuyoruz. Buradan kart bilgileri var. Kartı okutuyorsunuz. Böyle setirin biletlerinizi veriyor. Sonra bunları bir yerde okutmanız gerekiyor. Böyle. Nerede? Ha bunu... Yok. Bu otobüsün içinde aldıklarımızı sanırım okutmamıza gerek yok. Ama dışarıdan alırsanız bindiğinizde okutuyorsunuz. Tramvay, otobüs her neyse. Yani bunlar arkadaşlar şimdi kimse kontrol etmiyor gibi görünüyor şu an. Biz aldık. Hiç otobüs şoförü bile bakmıyor. Tramvay şoförü. Binip gidebilirsiniz ama herhangi bir kontrolde para cezası var. Bilginiz olsun. Güvene dayalı bir ilişki var ama ara ara kontrol oluyor. O yüzden almanızda fayda var. Gerek yok. 4 zloty, 75 dakikalık 4 zloty çarpı 6 yapın işte. Kaç? Ne yapıyor? Öyle bir şey. 24 lira falan yapıyor. Güzel ama değil mi tramvayı da? Tam şehrin göbeğinden geze geze gidiyoruz. Açık. Böyle kapının açılması için de düğmeye basıyorsunuz. Kapı açılıyor. Yağmur başladı. Ufak bir yağmur başladı. Aman 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 teyzeme vuracak. Aman. Geri geri geliyordu ya, görmeyecek sandım. Bir görevli değil mi ya? Evet, çalışan. Yolun güzelliğine bak. Ağaçlarla çevrili. Şimdi sizi böyle Varşova'nın, yani tüm ülkelerde olduğu gibi hemen hemen, Avrupa ülkelerinde
Hepsinde var. Bir Eskişehir tarafı var, bir Yenişehir tarafı var. Varşova'nın Eskişehir tarafına doğru, Old Town'a doğru getireceğiz. Güzel bir yer. Ben dün gittim, çok güzel, çok tatlı, renkli renkli evlerin olduğu bir yer. 10 dakika bir yürüyüşümüz var. Bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukraynalılar da Polonya'ya gelmiş, yerleşmiş. Yani Polonya'da çok fazla Ukraynalı görebilirsiniz. Nüfus da şu an 40 milyondan fazla bir Polonya'nın nüfusu var. Yağmur yağdım da bu kok güzel oluyor. Ağaçlar, toprak. Ağaçların kokusu geliyor. Yeşillik, yaprak kokusu geliyor, evet. Yaprak kokusu aynı. Sen de yeşil yeşil giymişsin. Değil mi? Ortama tam uyum sağlamış. Burada iki tane de park var arkadaşlar. Birisi Kraliyet Parkı. Ya bu arada Necati diye bir arkadaş burada yaşıyordu. O önerdi. Bir de dün burada yaşayan başka bir arkadaş vardı, Kutay. Onunla denk geldik işte arkadaşlarımız, Duygun arkadaşları sayesinde. Oturduk, sohbet ettik. Bazı yerler önerdiler bize ama hepsine gidemiyoruz ne yazık ki. Yani gidemeyeceğiz gibi. Ama iki tane park söyleyeceğim. İşte şu an yağmur var diye biz gitmedik. Biri böyle insanların piknik yapıp oturduğu, sohbet ettiği, bir şeyler alıp içtiği, işte takıldığı bir park. Onun adı şu. Ne onun adı? Söylüyorum. Alta yaz. Alta yazacağız zaten. Mokotov diye park, Mokotov diye bir park. Tamam mı? O parkın adı Park Mokotov. Gelirseniz ve havası iyiyse, yağmur yağmıyorsa gidip o çimenlerde oturabilirsiniz. Diğeri de Kraliyet Parkı, Lazienki Parkı, Varşova'da. Yakınlar birbirine, yürüme 10 dakika falanlar. Hava açarsa ben yine size zaten videonun sonlarına doğru oraya getiririm. Duygu işteyken. Bakalım ama havanın açmasına bağlı her şey. Ya, parka gidip oturamayacağıma göre bu çamurda, yağmurda. Çok da göstermemin, gitmemin de bir anlamı var mı yok mu bilmiyorum. Onu gidince anlarız. Gidersek. Evet, iki parka da çok övüyorlar. Hangisinin de Kraliyet Parkı mıydı? Lazienki de güzelmiş. Duruyordu. Evet. Görmenizi öneriyorlar ya. Gideriz belki. Bakalım, yağmur şansımız var. Evet. Ama şimdi gittiğiniz yeri de çok seveceksiniz. Renkli renkli evler. Tabii o şey döneminde, 2. Dünya Savaşı döneminde hepsi yıkılmış onların. Sonra yeniden birebir aynılarını yapmaya çalışmışlar. Güzel de duruyor. Çok, yani çok tatlı duruyor. Şehir güzel bir şehir Varşova gerçekten. Gün batımı izlemek için ortadan bir, hep bir kanal akıyor, bir nehir akıyor. Güzel yapılar, temiz sokaklar, güzel. Ama tabii ben şimdi Avrupa'da Balkanlar hariç sadece Berlin ve bu Varşova'ya geldim. Berlin'de de burada da böyle yanınıza gelip sizden para isteyen insanlar çok fazla. Diğer Avrupa ülkelerinde bu nasıl bilmiyorum. Yani böyle otururken bile yanınıza gelip kendi Polonyaca konuşup şey yapıyor. Onu anlamadığımızı görünce give me money diyor, give me money diyor yani. Para isteyenler fazla. Dün tren bileti alırken de yaşadık çünkü bunu. Bir anda o şeyin içinde tren bileti alırken birisi gelip bizden para istedi. Tren de burada Viyana'ya var dedim ya, biz Viyana'ya gideceğiz ya. Onları da bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa anlatırım. Çok zor değil, çok kolay. Biraz fiyatlar yüksekti sadece, aktarmasız giderseniz. Ne kadar tatlı değil mi? Güzel bir sonbahar ayı, güzel bir sonbahar günü. Şöyle kafeler, böyle çok otantik eski Old Town'daki evler. Hafif böyle çiseleyen yağmur. Ne edebiyat yaptım ama. Yanında yanında eşin. Söylüyorum bak, yanında eşin. Geziyorsun yanında eşin. Sabah uyanıyorsun yanında eşin. Akşam yatıyorsun yanında eşin. Yine şey tribüne girdin. Oyun oynuyorsun yanında eşin. Tuvalete gitmek istiyorsun solunda eşin. Bence de ya. Bu kadar da olmaz. Eşin. Her yerde eşin. Ben de seviniyorum böyle. Diyecekler bak, hayatta Duygu altta niye kalmıyor bak. Kalma. Yine yorumlarda şey gelecek. Duygu neden yine evlendi, hiç mutsuzluk mu konuştu? Ya biz arkadaşlar çok şey bir çiftiz yani. Birbirimize sürekli bu konularda şaka yapan bir çiftiz. Takılırız yani. Gömüyoruz birbirimizi. Evet ya, biz şey değil yani, takılıyoruz. Yoksa ikimiz de evlendiğimize çok memnunuz. Çünkü habire geziyoruz. Bu aralar öyle bir şey oldu yani şansımıza. Habire geziyoruz. Eşin. Her yerde eşin. Evlendiğimizden beri evde kalmadık. Ya evet ya. Bir evlendik, balayına gittik zaten. Yani balayında gezdik. Geldik, bir 10 günümüz vardı. Benim doğuya gitmem gerekti, doğu bölgesine. Sonra geldim, buradayız. Duygu'nun işi için gelmemiz gerekti. Gelmişken dedik Avrupa'ya, madem dedim gri pasaport alıyorum, hizmet pasaportu. Hafta sonlarıyla birleştirip birkaç ülke daha görelim dedik. Yani dönünce de gene bir yere gitmem lazım. Bir evde kalamadık. Evin eksiklerini yavaş yavaş kaldığımız dönemde şey yapıyoruz. Çok acele etmiyoruz. Yani biz öyle sıfırdan bir ev kurmadık zaten. Duygu'nun yaşadığı bir yer vardı. Onlar birkaç bir şey... Polonya videosunda niye bunu anlattım bilmiyorum ama... Neyse, sohbet ediyoruz işte. Zor oldu yani, öyle söyleyeyim yani. Gezmekten biraz şu an bu dönemler yorulmuş bir durumdayım. Çünkü hem fiziken hem de böyle evdeki işleri halletmem gerekiyor ya, kafam dolu. O öyle işte. Yoruldum ya. Old Town'a giriş. Şöyle kale gibi. Thank you. Yeni yedik abim benim, sağ ol. Böyle şu an Eskişehir tarafına girdik. Ama şöyle, şu duvarları niye yazarlar anlamam ben. Ne oldu şimdi buraya yazdın?
Ne oldu şimdi? Bizim Türkiye'de de var bu. Buraya adını soyadını yazdın, aşkını haykırdın. Ne oldu şimdi? Bak teyzelerime. 50-60 yaşlarındalar. Çıkıp gelmişler, görüyor musun? Vallahi tura katılıp gelmişler, geziyorlar. Yaş fark etmiyor işte, imkan varken gezmek lazım. Tabii gençken gezdiğinle yaş geçtikten sonra gezmenin arasında yorulmak açısından, enerji açısından biraz fark oluyor ama yine de gezip görüyorsunuz yani. Tabii emekli olduğunuzdaki şartlar da önemli. Yani geçim derdi var mı, para kazancı var, nasıl para akışı var mı bir yerden falan, onlar da önemli gezmek için. Bunları da es geçmeyelim. Hediyelik magnetler var. Almak isterseniz 10 zilotiye de var. Çarpı 6 yapın 60 lira, 62 lira. 20'ye de var. 120 lira falan filan arkadaşlar. Bilginiz olsun. 4 dolar, 5 dolar, 2 dolar, 3 dolar arasında. 2 ile 5 arası değişiyor magnet fiyatları. Hello. Hello. Ukrayna'nın Lviv şehrine gidenler varsa burayı Lviv'e benzetecektir. Çünkü Lviv'de de aynı böyle binalar, etrafında kafeler, restoranlar, barlar falan var. Böyle bak, etrafımız hep çevrili. Görüyorsunuz. Çok tatlı ya. Seviyorum böyle yerleri. Gerçekten güzel görünüyor. Güzel oluyor. Seyir zevki açısından da böyle insan içi açılıyor böyle renkli renkli yerler gördüğünde. Çok güzel ya. Evet. Ben dediğim gibi Lviv'e benziyor. Lviv'e benziyor. Şuradaki de bir deniz kızının heykeli var. Bak yaklaşalım oraya. Tam meydanda böyle göbekte deniz kızının bir heykeli var. Hatta deniz kızının demin magnet falan alırken de deniz kızının çok sembollerini gördük. Ben de sordum. Duygu da çalışan arkadaşı sordu. Özel bir şey mi buraya da, neden bu kadar çok deniz yıldızı kızıyla ilgili şeyler vardı? Tabii kültürel bir şey dedim. Yok, kültürel, tarihsel bir şey değil mi? Eski bir hikayeymiş işte. Efsanevi güya işte bir tane balıkçı deniz kızı görüyor. İşte bir şeyler oluyor diyor. O kısmı çok anlatmadı. Uzun geçti. Varşova'nın o günden beri işte o deniz kızının Varşova'nın koruyucusu olduğuna inanmışlar. O yüzden böyle kaç yerde heykel falan var. Bir de bu heykelin benim araştırmalarımda da şunu okumuştum. Çeşit çeşit efsaneleri var, hikayeleri var. Savaş döneminde, 2. Dünya Savaş döneminde bu buradaki ayakta kalan tek yapı olmuş şu. Böyle de bir olayı var. Bilenler daha da aydınlatır bizi ama şehrin koruyucusu sembolünde gibi bir şey aslında şu. Şu arkadaşım. Güzel yer burası. Zaten gelirseniz Varşova'ya mutlaka Eskişehir tarafına geleceksiniz. Şimdi bir diğer tarafı var, şimdi oraya da getireceğim size. Şunda da bir restoran var, bir çalışma var. Kafeleri güzel böyle çiçeklerle süslemişler. Dediğim gibi Lviv'e gittiyseniz Ukrayna'ya çok birebir olmasa da ama %70-80 aynı şeyi hissettirecek size. Aynı hissiyatı verecek, anımsatacak. Güzel yer yani. Şurada da Ukrayna'nın bayrağı da var. Şu binanın önünde hemen. Bu gördüğünüz yapı da bir katedral. Kraliyet Katedrali. Şu. Şöyle uzunlamasına göstereyim. Bu gördüğünüz arkadaş da Kraliyet Çatosu. Şehrin diğer bir meydanında. Biz şu kısımdan geldiğinizde, o evlerin böyle kare olan yerden geldiğinizde buraya çıkacaksınız. Bu meydana çıkacaksınız. Burada da böyle kafeler, restoranlar var. Yine aynı şekilde evler var. Ara sokaklar var. Hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Bir de bu arkamdaki Kraliyet Çatosu var. Burası da diğer meydan dediğim gibi. Burada da resim, video, fotoğraf çekinebilirsiniz şu kısımda. Değişik bir anıt var. Farklı bir anıt var. Dün burası bayağı kalabalıktı. Güneşti. Bayağı insan oturmuştu şurada. Hemen şurada McDonald's var. Şu kısımda. Ben dün tam şurada makarna yedim. Fiyatını da söyleyeyim size, dün makarna yedim böyle bolonya soslu. 7 dolar falan verdim. Tam şehrin göbeğinde bir makarnaya 7 dolar verdim. Bilginiz olsun. Ufak tefek fiyatlardan bahsedeyim ki siz de ya görün, gelecek arkadaşlar nelerle karşılaşabilir falan. Hostelin fiyatını söyledik. Yediklerimizi, içtiklerimizi de söyleyeceğiz. Daha devam edeceğiz böyle. Bir şeyler daha deneyeceğiz. Gelen arkadaşlar az çok anlar fiyatları burada. Tam şehrin göbeğinde de yediğimi içtiğimi unutmayın ama ona göre bir kafanıza bir bütçe yapın. Yani İstanbul'da en meşhur en turistik noktada böyle tatlı restoranlarda yemekler yediğinizi düşünün. Ona göre kafanıza bir fiyat şey yapın. Yani Türkiye'den sanki daha pahalı değil gibi şey olarak. Tabii makarna pahalı da yani. Makarna genel olarak bence fiyat olarak yüksek. Yani makarna bence dışarıda yenilmesi gereken bir yemek değil. Bence. Ben öyle düşünüyorum ama bazen mecbur kalıp deniyorsunuz işte makarnayı. Fakirsin çünkü. Bence makarna 10 liralık pakete, 10 liralık paketten bir tencere makarna çıkıyor. Burada bir tabağa veriyorsun 250 TL. Sen seversin. Ben seviyorum o yüzden yani. Evimizde de daha güzellerini yaparız ya. Etimi yine makarna yemeği tercih edebiliyorum dışarıda. Şurası da şu kısımda bir stadyum gibi bir yer.
Burada hava çok kötü ama açarsa dediğim gibi gün batımı izleyeceğiniz bir göl de var. Güzel bir nehir akıyor buradan. O nehirden de gün batımı izleyebilirsiniz. Sanırım o da o taraflarda bir yerde. Yani hava açarsa gün batımına getireceğim. Bir aksilik yaşamazsak eğer. Nasıl gidiyor? Ne güzel, nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Bomboş yol. Merkeze geri geldik. Merkezdeyiz. Devam ediyoruz merkezde. Kültür Sarayı tam karşımızda. Kışı görmüşken de söyleyeyim. Ne Berlin'de ne de Polonya'da sokak hayvanına dair herhangi bir şey görmedim. Sen gördün mü? Sen birkaç farklı lokasyona daha gittin, sen de görmedin değil mi? Sokak hayvanı yok. Hayvan sahipleniyorlar, hayvan bakıyorlar. Yani birçok insanda köpek gördüm. Ama sokakta herhangi bir hayvana rastlamadım. Hiç hem de. Sim kart işini soracak olan arkadaşlar varsa Polonya'ya geldiğinde, biz Almanya'dan almıştık. Tüm Avrupa'da geçerli bir sim kart almıştık. 20 GB'ını 12 Euro'ya almıştık. Buradaki fiyatları, sadece Polonya'ya ait hatlar ne kadar bilmiyorum. Exchange işini soracak arkadaşlar varsa tüm ATM'lerden Visa kartınızla, Master kartınızla şey çekebiliyorsunuz, para çekebiliyorsunuz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Komisyonu bilmiyorum, biz çekmedik. Birçok yerde de exchange ofisleri var. Yani birçok noktada paranızı bozdurabilirsiniz. O konuda da herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntınız olmasın. Ama pazar günü gelirseniz exchange'ler açık olmayabilir. Onu söyleyeyim. En kötü ATM'lerden çekersiniz. Biraz komisyon verirsiniz. Onda da yapacak bir şey yok. Yayaların kullanabileceği kaldırımlar da çok geniş. Yani Ukrayna'da da böyleydi. Bu olay benim çok hoşuma gidiyor. Yani çok daracık bir kaldırım yok. Geniş geniş rahat rahat yürüyorsunuz. Yaya geçitlerinde, kaldırımlarda, yürüme yollarında. Böyle ferah ferah yürüme imkanınız var. Bu benim hoşuma gidiyor. Bu Avrupa'da da normal sigara tüketiminden çok, şu arkamda bu IQOS mu diyorlar, ne diyorlar, bu elektrikli sigara var ya, onları çok kullanıyorlar. Sanırım Türkiye'deki fiyatından da çok daha uygun ve çok daha ucuz. Herkesin eline görebilirsiniz. Üflüyorlar, duman çıkıyor. Üflüyorlar, duman çıkıyor. Herkesin dedim de birçok insanın elinde görebilirsiniz. Yani normal sigara yerine onu görebilirsiniz demek istedim. Skuterler bizim ülkemizde olduğu gibi burada da çok fazla var. Kullanıyor insanlar. Ama dikkat edin, gelirseniz iki kişi binmeyin bunlara. Polis ceza yazabiliyor iki kişi bindiğinizde. İndiriyorsunuz uygulamasını, kartı falan giriyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bizdeki Bolt'lar da var. Bolt'lar da bu tarafta. Yani Bolt uygulamasını burada da kullanabiliyorsunuz. Sanırım, denemedim ama kullanılıyor yani. Aynı uygulamadır Bolt uygulaması. Şurada da Bolt'lar var. Yani şehrin her noktasında bunlardan var. Otobüsler de sarı kırmızı. Tramvaylar da sarı kırmızı. Tam Galatasaraylıların şehri. Tam. Taksi uygulaması olarak da Uber'de kullanabilirsiniz. Bolt'ta kullanabilirsiniz. Bir de sanırım bunların kendi kullandıkları başka bir uygulama var ama iTaxi mi ne, o da, ona da bakarsınız. Ama Uber sorunsuz işliyor. Biz Uber kullandık. Hiçbir problem yok. Kartla da ödeyebilirsiniz, nakit de ödeyebilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Akşam oldu, akşam. Duygu gitti konferansa, Kovan konferansta. Onun yanına doğru gidiyorum. Ben de bahsetmiştim herhalde. Burada yaşayan bir arkadaşla görüştüm. Bir abiyle, daha doğrusu Necati. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Aklımda birkaç soru vardı. Onları sordum. Ortalama söyleyeyim size. Dedim yani asgari ücret 3500 zloty, 3600 zloty, ortalama maaş 4000-5000 zloty falan. Hemen hemen ortalama böyle asgari ücretle çalışan sayısı burada %5'i falan geçmezmiş. Geçmez ya. Ben de baktığımda zaten öyle yazıyordu ama tam söylemek istemedim. Gene siz de eminseniz yazın. Yani %5'i %6'yı geçmezmiş asgari ücretle çalışan sayısı. Ev kiraları mesela, başka bir arkadaşla dün görüşmüştük burada. O burada mesela tam tren istasyonu yanında 1+1 eve 3000 zloty veriyormuş. Yani asgari ücreti aslında ev kirası olarak veriyormuş adam, öyle söyleyeyim size. Ama mesela bugün görüştüğüm abi de işte şehirden bir, gene merkezde ama o da hemen hemen 4000 zlotiye yakın bir para veriyormuş evlere. Yani ev fiyatları çok yüksek, çok ucuz değilmiş burada. Konaklama biraz yüksekmiş herhalde. Yoksa ulaşım ucuz, geri kalan marketler falan filan ucuz ama konaklama biraz, fiyatlar yüksek gibi görünüyor burada. Ortalama maaşla 4000-5000 zloty olarak düşünün. İyi, mesela şimdi bir kahve içtik. Ben bir kahve içtim, 20 zlotiydi mesela. 5000 zloty maaş aldım düşünseniz, bir kahve içmeye çıksam 20 zloty vermiş olacağım. Ben alışık değilim ya, araba duruyor, yaya geçitindeyim, araba duruyor, geçsene Uğur.
Işık da yok, geç. Adam duruyor ki geçeyim diye. Alışık değil bünye, ne yapalım? Polonya güzel yer ama. Sessiz, sakin, güzel bir şehir. Yani Varşova güzel, Polonya güzel bir ülke, Varşova güzel bir şehir. Heyecanla konuşamadım gene. Güzel bir güneş batıyor. Duygu'nun, güzel eşimin, canım eşimin de konferansı burada. Onu bir görelim bakalım. Ne yapıyormuş, ne ediyormuş, bitti mi, bitmedi mi, ne yapacağız, ne edeceğiz bir bakalım. Businesswoman ya. Evet, daha yayınlanmadığı için çalışmasını gösteremiyoruz ama Duygu Hanım burada. Businesswoman. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Soru soruyor. Soru soruyor. Evet. Posterinizi açıyorsunuz ya. Posteri göstermiyoruz ama. Bak yanındakiler kaldırdı gidiyor. Ben de birazdan kaldırıyorum. Biraz daha duralım, dışarı çıkacağız. Dışarı devam edeceğiz. Lviv'de bunu çok sevmiştik biz. Buradaki kruvasanlar çok lezzetli oluyor. Eğer gelirseniz aynısı Polonya, Varşova'da da var. Adı da bu. Mutlaka, yani kahvaltıda mı olur, ne zaman olur mutlaka deneyin. Yazın haritaya çıkar zaten yani. Biz Varşova'nın akşamları için, akşamlarında biraz bakalım gösterelim diye dışarı çıktık. Duygu'nun da arkadaşlarının yanına gidiyoruz. Şu tarafa doğru. Şeyden çıktı Duygu. Salondan çıktı, konferans salonundan. Röportaj yapıyormuş gibi hissettim kendimi. Güzeldi. Diğer mikrofonu sana taksaydı hep bir sorun yaşamayacaktık. Olsun. Boşver. Güzeldi. Güzel geçti ya. Bitti. Bitti. Aynen. Bitti konferans. Aynen. Ya bitmedi de. Benim şeyim mi? Sunumum evet. Bitti. Yoksa kongre 4 günlük bir kongre. Gündüz gezdiğimiz kültür sarayı. Bakın şurası. Akşamları da işte Varşova'nın merkezi böyle görünüyor. Bu bina gerçekten güzel ama ya. Çok tatlı duruyor yani. Varşova'yı genel olarak sevdim ya. Yani temiz, sakin, düzenli olması veya böyle gidebileceğiniz noktaların çok olması benim için iyi, yeterli. Ekranda kararmış söylemiyorsunuz. Dokunduk. Telefona geçtim. Akşamları telefonla çekiyorum. Ama bunda da bir ufak bir ışık patlaması var gibi. Bunlar buradaki market, kafe. Yani her şey var burada. Çay, kahve, peynir, kahvaltılık şeyler, ekmek, mekmek, her şey var. Biz buradan alışveriş yaptık. Bir başka da Polonya'da dikkat çektiğim bir şey. Dönerci abi. Her yerde. Her yerde, yani Polonya'nın kendi yemeği değil ama döner yemeği çok seviyorlar burada herhalde. Her yerde kebap, döner kebap, döner kebap yazıyor. Şurası da böyle restoranların olduğu, şu ileri doğru bir yer. Bir caddesi buranın. İçeride yer ben de gördüm. Şimdi burada bir yere oturduk. Burada da biraz fiyatlardan göstereyim size, fiyatları bahsedeyim. Şöyle tatlı bir restoran. Şimdi pizzadan başlayalım fiyatlara. Yani çarpı nasıl yapalım? 6 yapalım değil mi? 6 yapalım. Yani bir... Neydi para birimleri ya bunların? Ziloti miydi? Unutmayın, evet. Zilotiydi. Çarpı 6. Margarita 23 ziloti. Ben gene aşağıya yazarım herhangi bir yanlışlık varsa. Mesela ben bunu çok seviyorum. Quattro formaggi. Çeşit çeşit peynir var içinde. 4 peynirli pizza bu. 33 ziloti bu. Şurada sol tarafta makarnalar var. Yani aslında şöyle söyleyeyim. 20 ziloti ile 30 ziloti arasında değişiyor. Yani bak şurada 22'ye de var. 33'e de var. Makarnaların fiyatları. Pizza da ortalama 36 ile evet 30-40 arası pizzanın da fiyatları çarpı 6 unutmayın. Yani TL'ye vurduğumuzda çarpı 6 yapıyor. Başka ne gösterelim? Salatalar var. İki çeşit var. Yani şurada deniz ürünleri falan da var. Balıklı balıklı. 20-40 arasına yiyebiliyorsunuz onları da. Yani ortalama maaşı dediğim gibi 4000-5000 ziloti olduğunu kafanızda bir şey yapın. Ortalama gelirin. Dediğim gibi konuştuğumuz gibi asgari ücret alan sayısı çok fazla yokmuş. Birime göre hesaplayabilirsiniz siz de. Tatlı 20 ziloti gibi. Ve tam merkezde bir yer burası. Öyle çok ucağı bir yer değil. Merkezde eli yüzü düzgün restoranlardan bir tanesi yani. Ona göre siz kafanızda bir fiyat skalası çıkarabilirsiniz. Gelecek arkadaşlar varsa. Böyle fiyatlar iyi. Bakalım ben pizza yiyeceğim. Ne gelecek bakalım. Porsiyonlar da inanılmaz büyük ya. Baksana şu pizzanın büyüklüğüne. Vejeteryan pizza. Güzel bir yemek yedik. 4 kişi. Bir şeyler içtik. Verdiğimiz fiyatı söyleyeyim size. 140-150 ziloti verdik. Çarpı 6 yapın. 6.20 şu anki kur. 4 kişi geldiğinizde merkezde bir yemek yediğinizde 150 zilotiye bir şeyler içip bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Yani ne yapar çarpı 6 yaparsanız herhalde 900 bin TL arası bir şey yapıyor. Biz sokaklarda geziyoruz gene. Bakayım neler gösterebilirim başka size. Tayfa bu. Duygu. Duygu'nun iş arkadaşları. Bölümden arkadaşları. 6 kişi şu anda toplamda. 6 olduk bir anda. Bak kebap. Mama kebap görüyor musunuz? Şurada.
Dönerciler çok fazla var ya. Azerbaycanlılar varmış, Bosna Hersek'te yaşayanlar varmış. Bizim Türkler gelmiş burada yaşamış. Burada vegan kebap. Kebabın da veganı olmaz bence ya. Yani vegan hamburger, vegan köfte, vegan kebap falan. Yani vardır tabii, saygı duyuyorum vegan arkadaşlarıma ama aynı lezzet tatmadığınızda yani garanti edebilirim ya. Kesinlikle aynı lezzet değil yani. Baksana da böyle solda hep restoranlar, kafeler falan var. Şu ileriki taraf, şu taraflar daha da hareketlidir. Oraları da göstereyim ya videoyu kapatmadan önce. Oralarda bir bakalım beraber. Polonya'nın bayrağı. Şöyle. Ama çoğu noktada Polonya, Ukrayna bayraklarını yan yana görebiliyorsun. Buralar hafta sonları çok daha hareketli ve çok daha kalabalık oluyormuş ama hafta içi de hareketli ve güzel. Yani şöyle söylüyorlar, Polonya'daki gece hayatının canlılığı birçok Avrupa ülkesinde yok diyorlar. Ama Berlin için onu ayrı tutuyorlar. Çünkü Berlin'de gece, Avrupa'nın en iyi gece hayatının da Berlin'de olduğunu da söylüyorlar. Şimdi yine bir tartışma yaratmayalım ama bakın böyle soldan sağa böyle hep restoranlar, kafeler, barlar falan var bu kısımda. Evlerde ne güzel yerlerde yaşıyorlar ya, baksanıza. Oteller var bu kısımda. Güzel İtalyan restoranları var, güzel Meksika restoranları var. Farklı ülkenin yemek çeşitlerini seviyorsanız deneyebilirsiniz. Güzel bir Lübnan mutfağı da var burada, gördüm ben. Puan da çok iyiydi. Şöyle. Videoyu bitireyim artık. Yani iyi akşamlar dileyim size. Biz biraz daha dolaşacağız buraları. Bir sonraki videoda Viyana'da inşallah aksilik olmazsa Avusturya'da olacağız. Oradan da bir video çekeceğim. Ondan sonra ya bir ya da iki video çekeceğim Viyana'dan. Çünkü Viyana'da 3 gün kalmayı düşünüyoruz. Oradan sonra Türkiye'ye döneceğiz. Artık oradan da yani bir yere gidelim. Nere olursa olur bilmiyorum ama bir yere gidip gezeriz, tozarız. Farklı bir yer olur. Biraz belki karışıklık olur. Belki kaos olur. Bakalım, bakacağım, araştıracağım. Birkaç ülke var aklımda ama hadi bakalım. Hayırlı geceler, iyi akşamlar diliyorum. Videoyu beğenip like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.